Merhaba. Yeni konumuza devam edeceğiz. Tanrı Tecrübesi serisinde. Bu defa zihni arayacağız. Zihin beyinde midir? Nerededir? Ve bu sanal gerçeklik, kuantum gerçeklik, madde dünyasında beyin nasıl sonuçlanmıştır? Bunlarla nasıl bağlantı kuruyor? Neler oluyor, neler bitiyor? Bunları konuşacağız. Işık kelimesi her zaman bütün dinlerde, kutsal kitaplarda aydınlanma, uyanmayla beraber kullanılmış. İster fiziksel olarak işte ışığın bizzat orada olduğu ya da kelime olarak, sembolik olarak aydınlanma, nurlanma kelimelerinin bütün kutsal metinlerde benzer ifadelerle karşımıza çıktığı görülüyor. Mesela İsa yüksek bilinç düzeyini kutsal kitapta kendisi için şöyle dile getirmiş. Ben yolum, ışığım ve yaşamım. Terimlerini kullanması nedeniyle Hristiyanlar onu dünyanın ışığı olarak kabul ederler. Peki bizde nedir? Biz de deriz ki Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. O cennetlikler ki nurları önlerinde ve sağlarında koşarken Rabbimiz nurumuzu arttır. Veya müminin ferasetinden korkun. Zira o Allah'ın nuruyla bakmaktadır. Ondan sonra nur dileriz, ışık dileriz. Gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, dilimi nurlandır peygamberimizin dualarından. Budistler de Budi zihin yani aydınlanmış zihni talep ederler vesaire. Şimdi dinler arasındaki çatışma dinlerin takipçilerinin benim dinim senin dinini döver, benim önderim senin önderinden daha büyük, Allah katında en ön sırada, siz daha sonra geliyorsunuz diye. Şimdi sen Müslüman bir coğrafyada doğduğun için işte Muhammed'in sancağı altına toplanmayı ümit ediyorsun. Veya diyorsun ki en son peygamber, en üstün peygamber. Sen Hristiyan olarak da olsaydın diyecektin ki İsa en büyük peygamber, herkes İsa'ya tabi olunca aydınlanacak. Bir Budist olarak da olsaydın ne olacaktı? İşte düşük bilinç seviyesinde insanlar bunun hakikatini kavrayamadıkları zaman birbirlerini öldürüyorlar. Din savaşları. Tabi arkasında siyasi nedenler de vardı. Ama sıradan halk kendisini kullanan o önderlerinin kendilerine attığı yemi yutuyor. Cennete gitmek için. Evet, şimdi uyanış, kuantum ve sanal seviyelerde aklın varlığını kabul edersek kozmik bir mirastır. Senin, benim, hepimizin mirasıdır bu. Kim bu yolu yürüyecekse, kim talep ederse herhangi bir dinin, herhangi bir tarikatın, herhangi bir mezhebin tek elinde değildir. Şimdi Müslüman olmadıkça cennete gidemeyeceksiniz. Ayetini tekrar gözden geçirmek gerekir. Senin anladığın anlamda mı Müslümanlık? Yoksa bu ışıklı yola ulaşmış, hakikati kavramış olup kendini o gerçekliğe teslim etmek mi? Niye sufiler senin anladığın gibi, yani sıradan bilincin anladığı gibi anlamıyor? Öyle anlasaydı Mevlana der miydi? Aşk içinde kafir mümin bir bana. Der miydi bunu? Ya da Yunus Emre, şu okudum dört kitabın manasını, hepsi bir elif imiş. Şey, 72 millet dahi elin gözün yumaz değil. Görüyorsun değil mi? Çünkü o deneyimi yaşadığı zaman farkındalık bambaşka bir düzeye geliyor. Artık ötekileştirme herhangi bir dinden, ırktan dolayı yapılmıyor. Ahlaksızlıktan, zalimlikten dolayı ayrım yapılıyor. Ama bunu yapmadığın zaman özellikle şimdi bizim coğrafyalarda yaşanan bendense ses çıkarma durumuna düştü zulüm. Çünkü kendinden bir daire çiziyor. Ben ve öteki. Ama Sufilerde böyle bir şey görmüyorsun. Onlar ancak insana düşman olanlar,
ve insanı sevenler diye ayrılıyorlar. Allah'a düşman olmayı insanlığa düşmanlık yapmak olarak algılıyorlar. Deepak Chopra diyor ki böyle bir yolculuğa çıkmamış olan bir kişinin yaşamıyor olduğunu ileri sürüyorum. Ki bu bizim kutsal kitabımızda aynen böyledir. Sen ölülere işittiremezsin. Canlılar mezarlığa mı gidip tebliğ yapıyor peygamber? Yok. Normal iki ayağı üzerinde yürüyen o dönemdeki insanlara yapıyor. Ama arayışları bu yönde değil ki. Kimler, nereden geldiler, nereye gidiyorlar, kaynak ne? Yol, ister Hristiyan anlayışıyla rota anlamında, çünkü ben yolum, ışığım ve yaşamım dedi ya İsa, yön. Hristiyanlar yönlerini İsa'ya döndü, rota. Bize de böyledir. Sırat-ı müstakim üzerine rota ve peygamberin işte bu benim yolum, basiret üzerinedir, sizi davet ettiğim diye bir ayet var. Yani rota anlamındadır bizde de. Taoist anlayışıyla gizli hayat nehri anlamında kullanılıyor. Bu Tao, Dao, doğa, çünkü Çinlilerle Türkler çok iç içe yaşamış, eski Türkleri kastediyoruz. Tao'nun doğa olduğunu söyleyen bayağı bir bilim adamı var ve bugün Taoizm diye bildiğimiz öğretinin köklerinin eski Türkler olduğuna dair çok ciddi iddialar var. Aynı şekilde Hint Avrupalıların da Aryanların da İskitler olduğuna dair çok ciddi deliller var. Şimdi yeni yeni özgüveni gelmeye başladı bilim adamlarından bir kısmının bizden çıkıp bu konuyla ilgili arkeolojik çalışmalara katılıp makaleler yazıp bu kendi haklarımızı diyelim veya hakikati açığa çıkarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Işığı izlemek, yol. Sırat-ı müstakim. Eğer ışığı izlersen ne olur? Yuvana geri dönersin. Peki yuvana kavuşursan ne olur? Asli tabiatını fark edersin. Hem ölümsüz doğanın hem de kısıtlanmış zihninden, küçücük benliğinden, dünyaya düşkün olan tarafından özgürleşmeye başlarsın. Daha sevgi dolu, daha şefkat dolu. Yol ne kadar evine yaklaşırsa bunların düzeyi de artar. Işığın doğduğu yerden köklerimiz olmadan hiçbirimiz burada olamazdık. Madde aleminde ben beden olarak, bu kişilik olarak gözüküyorum. Bir tık geride kuantum alanda zaten foton olarak varım. Onun bir tık gerisi sanal realitede Tanrı'nın zihninde. Köklerim oraya ait. Peki kader ne olacak şimdi? İyi de benim köklerim oradan besleniyorsa, benim isteklerimle onun istekleri bir. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor Kur'an'da. Aynı şey. Çünkü ben size şah damarınızdan daha yakınım dediğine göre benim isteğim onun isteği, onun isteği benim isteğim. Ama farkındalık çok yükseldiği zaman yaşadığın hayatı çok bilinçli bir şekilde yaratmaya başlıyorsun. Bundan önce aldığın format, ön yargılar yüzünden kullandığın kelimeler, ettiğin dualar, düşüncelerle zaten aslında yaratıyorsun. Kurban bilinci yaratıyorsun sürekli kendini. Acı ızdırap yaratıyorsun sürekli kendini. Sonra da bu benim kaderimmiş diye oturup ağlıyorsun. Ama ne zaman ki bilgi sana ulaştı, bir nebze olsun rahmet geldi, ışık geldi, aydınlandın, duaların, dileklerin, arzuların değişmeye başladı. Dualar, arzular, dilekler kuantum alanda direkt etki ediyor zaten. Çok daha yüksek bilinç boyutlarına ulaştığın zaman aslında daha sonra artık Tanrı ve senin zihnin özdeşleşmiş olacak. Aradaki perdeler kalkacak. Işığın doğduğu yerden köklerimiz olmadan hiçbirimiz burada olamazdık. Gerçek sanal realiteden
kuantuma, yoradan da madde alemine doğru akmaktadır. Devamlı. En son burada görüyorsun. Tıpkı meyvanın ucun, şey, ağacın ucunda meyveyi görmen gibi. Bu evren bir meyva. Gövdesi kuantum alanda fotonlar. Kökleri Tanrı'da, sanal realitede Tanrı'nın hayali, aklı, zihni. Bu devamlı hareket sürekli oluyor değil mi? Ölümler. Her an hücrelerin ölüyor, yenisi yaratılıyor, mevsimler değişiyor, bir sürü olaylar oluyor, yeni çocuklar doğuyor, yeni hayvanlar doğuyor, hücreler bölünüyor. Sürekli bir akış var. Bunlar önce köklerden başlıyor ve en son burada gözüküyor. Yeterlikse hayvan bile. Bu devamlı harekete mistikler yaşam nehri demişler. Durmadan akıyor, hiç durmadan. Sanal alandan realiteye, oradan madde alemini. Mistiğe göre her şey atom, zerreden küreye, şu alemde gördüğün her şey, her olay veya her nesne yeryüzünde görülmeden önce Tanrı'nın aklında başlar. Hiç ayrılmadık ki, bu koltuk bile ayrılmadı. Bu koltuğu insan zihni üzerinden yarattı. Yaratmadı, birlikte yarattık. Her bir düşünce, hatıra, arzu, istekle beraber görünmez kaynağımızdan, asıl yuvamızdan, sanal realiteden buraya doğru, tıpkı ağacın kökleri nasıl yer çekimine rağmen yukarıya doğru yolculuk yapıyor. Köklerden kuantum alana yükseliyor. En son madde aleminde kendini göstermiş oluyor. Her bir düşünce dahi. Şimdi peki insan zihniyle Tanrı aklı arasında nasıl bir bağlantı? Önce insan beynine bir bakalım. Bu beyin bu boyutları nasıl deneyimliyor? Görevi ne? Nasıl bir fonksiyon icra ediyor? Beyin hücrelerimiz sabit değil ve bir bebek doğduktan sonra beynin gelişimi devam ediyor. Doğum sırasında yaklaşık beynin yarısıyla dünyaya geliyor. 6 ay ile 2 yıl içerisinde de bu beyin gelişimi tamamlanacak. O yüzden bir bebeğin ilk 2 sene içerisinde yaşadığı olaylar bu beyninin köklerini belirleyecek. Ve bu kökler belirlendiğinde dünyayı nasıl algılayacak? Dünyanın başına bela mı olacak? Dünyaya rahmet mi olacak? Koyun sürüsüne mi dahil olacak? Yoksa lider mi olacak? Karanlıklara karanlık mı katacak? Yoksa aydınlığa mı gidecek? Oradaki yapılanma çok önemli oluyor. Beyinle ilgili. Şimdi mesela insan beyni sadece gelişimini ilk 2 sene dışarıda tamamlıyor. Hayvanlar aleminde böyle değil. Bir tay doğduğu gibi, bir kuzu doğduğu gibi 4 ayağın üzerinde dikiliyor, yürümeye başlıyor ve kendi türünün bütün özelliklerini sergilemeye başlıyor. İnsan yavrusu öyle değil. Bunun en büyük nedeni 2 ayak üzerine dikilmeye başladığı zaman insan doğumun zorlaşması ve o bebeği taşımanın zorlaşması. Mesela primatlar bize çok yakın ama 4 ayak üzerinde de çoğu zaman gidiyorlar. 4 ayak üzerinde ağırlığı taşımakla 2 ayak üzerinde ağırlığı taşımak bir olmadığı için birçok gelişim doğumdan sonraya bırakılmış. O yüzden de insan yavrusunun gelişiminde doğduğu aile, kültür birebir etkili kılınmış. Herhalde kendimize gelelim diye ama inşallah. Ve bu çocukların daha düşünecek yaşa gelmeden bir takım inançlar adı altında beyinlerine format atılması hakikatten çocukları uzaklaştırıyor. Birçok anne baba aman Allah'ı tanısın, ahireti rezil olmasın diye canla başla küçücük yaşlarda gönderiyor ya. Olan şey beynin hasar görmesi. Ya zaten gün yok ki
şeyleri konuşmuyorum bile. Yaşanan skandalları, orada çocukların yediği dayaklar, tecavüzler, tacizler, onları konuşmuyoruz bile. Bu Hristiyanlıkta da böyle. Yani bütün yani karşımıza çıkıyor. Tarih bunun en büyük delili. Bunun ötesinde ezbere yönelttiğiniz zaman çocuğun beynini serbest uyaranlara bırakmadığın zaman tek tip nöral bağlantı olduğunda tek tip düşünmeye doğru kalıba beyni kurabiye kalıbı gibi koymaya başlıyorsun. Bunu koyduğun zaman da hakikatle temas kurması, Tanrı deneyimini yaşaması bir hayal. İsterse 10 vakit namaz kılsın, 365 gün oruç tutsun. Bütün bu deneyimler beyni dönüştürmek içindi. Ama beynin dönüşmesi önünde en büyük engel kör inançlardır. Birazdan bahsedeceğiz. Ne yaparsan yap o inancı yıkamazsın. Peygamberler dünya kadar mucize gösterdi. Kaç tanesi inadından geri döndü? Çünkü kör inançlar ve Kur'an ne diyor? Kalpleri mühürlendi. Aslında bunu söylemek istiyor. Yoksa tutup Allah mühür basmıyor. O anki toplumun anlayacağı dille anlatıldı. Bu doğduğu aile, aldığı eğitim, atalarımın dini, atalarımın dini, atalarımın yürüdüğü yol. Şimdi farklı mı zannediyoruz? Ve nöron, beyin sinir hücresine verilen isim. Nasıl cildinde hücreler var, tırnaklarında, saçlarında, karaciğerinde vesaire. Beyindeki hücrelere nöron adı veriliyor. Ve her bir nöron bir diğerini diğer bir nörona geniş bir ağ oluşturacak kapasiteye sahip. Bir hücre milyarlarca lifle diğerine bağlanabilir. Şimdi ben sana bunu göstermek istiyorum. Bak. Şimdi şu ok işaretini görüyorsan bir nöronun çekirdeği, bir tane nöron. Bakar mısın yanındaki nöronlarla nasıl bağlantı kurmuş? Bazı mesela burada seyrek bir bağlantı var. Görüyor musun? Ama sağ üst tarafa geldiğinde şu yoğun bağlantıyı görüyor musun? Acaba o bir müzik bağlantısı mı, dans bağlantısı mı, yabancı dil bağlantısı mı? Çünkü ne kadar çok tekrar edersen şeyler artıyor, bağlantılar artıyor. Ve bu bağlantılar ne kadar çok artarsa Alzheimer riskinden de korunuyorsun. Çünkü bu bağlantılar sayesinde diyelim bir kısmı hasara uğradı, zarara uğradı ama tüm beynin böyle ağlarla donatılmış olduğunu düşün. Tüm beyin böyle ağlarla donatıldığında bu beyin çok uyarana maruz kalmış, çok yetenekleri olan bir beyin demek. Ve dünyaya bakış açısı da çok yönlü, çok geniş olacak demektir. Şimdi bir de bebeğinkini göstereyim. Şu bir saniye. Bakın bu bir bebek beynindeki nöronlar ne kadar boş. Henüz birbirine uzuyor, bağlantı kurmaya çalışacak. İşte bu beyin gelişimi 2 yılda tamamlayacak dediği bir önceki duruma dönmesi için, çok yoğun bağlantılar kurması için. O yoğun bağlantılar kurulduğu zaman, mesela başlangıçta araba sürmek ne kadar zor değil mi? Pratik yapa 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 yapa, artık yanındakiyle konuşuyorsun, şarkı dinliyorsun, sakız çiğniyorsun, arabayı kullanacak duruma geliyorsun. Ne kadar nöral bağlantı oluşturursan o kadar otomatikleşmeye başlıyor öğrendiğin şey, kolaylaşıyor. Ve bir şey daha göstereyim. Nöral bağlantının nasıl gerçekleştiğine dair bir video. Bir saniye. En baştan bir daha alayım. Bakın bir şey öğrenme sırasında iki nöron birbirine nasıl yaklaşıyor? Dallar uzatıyor. Bu dallar dendrit. Ağaçta nasıl yakaladı gördünüz mü? Nasıl şurada yakaladı? Bir daha. Bak yeni bir şey öğreniyor şu anda. Bir sinir hücresi.
nasıl diğeriyle temasa geçiyor, dallar uzatıyor buradan ve yakaladı. Evet. Şimdi dendrit kelimesi zaten Yunanca ağaç anlamına geliyor. Burada bak nasıl ağacın şurada ağacın kökleri gibi, dalları gibi. Bak burada bir nöron bu gördüğün. Nöronun çekirdeği ve nasıl dallar gibi veya ağacın kökleri gibi birbiriyle temas kurmuş. Ama bebek beyni ne kadar boştu? İşte bunu keşfettikleri zaman, bu nöronların keşfi 1970'li yıllarda olacak. Böyle görünce şaşırıyorlar. Tabii teknoloji ilerliyor, mikroskoplar ilerliyor. Dendrit, ağaç anlamını veriyorlar. Şimdi notlarım var. Niye önem vereceğim diye ona göre sizinle paylaşıyorum. Peki, bilgi nasıl aktarılıyor? Bakın. Buradaki nöronları seçiyorsunuz artık ve dallarını da görüyorsunuz. Ve şimdi sağ alttaki nöron dalını uzatıyor sol üstteki nörona. İki nöron arasındaki böyle ışığı görüyorsunuz. Elektrik sinyalleri atlaya atlaya düşünürken, duygulanırken, hissederken bu nöronlar üzerinden elektrik akımı oluyor. Beynimiz elektrik üreten bir organdır. O beyin dalgaları da işte o elektrikle ölçülüyor. Çok ısındığı zaman, çok elektrik düşünce vesvese olduğu zaman başın ağrıyor ve ısınıyor. Evet, şimdi yine bu sağ alttaki dala bak, sol alta doğru giden beyin düşünceleri, duyguları nörotransmitter denilen hormonlarla iletiyor. Serotonin, dopamin, adrenalin gibi. Diyelim ki çok endişeliyim ve korkuyorum. Bu sırada nöronlarda adrenalin üretilecek ve bak buradan gelecek iki dendrit arasında, iki dal arasında boşluk var. Bu boşluğa hormon dökülecek. Şimdi bunu da sana göstereyim. Evet, önce kısmı gitti acaba. Bu da var. Bir şey daha indirmiştim. Buraya almamışım. Tamam. Bak, bu yakından şuradaki kesecikler, o dendritin ucundaki keseciklerde serotoninler, dopaminler, işte hangi duyguyu hissedeceksek ona uygun nörotransmitterler üretiliyor. Hormonlar kanımızda dolaşana deniliyor. Beynimizde dolaşanlara nörotransmitter deniliyor. Aralarındaki fark bu. Ve bunlar duygu yaratıyor. Şimdi bu nörotransmitter bir dendritte üretildi, boşluğa dökülüyor. Diğer dendritte alıcılar var. Görüyor musun şuradaki yuvarlak yuvarlak? Reseptör deniliyor. Ve her üretilen nörotransmittere uygun alıcı var. Onu alıyor ve mesajı alıyor. Mutlu olmam lazım. Serotonin üretildi. O zaman mutluluk hissi. Korkmam lazım. Adrenalin. Diğer hücre de bunu alıyor. O ona aktarıyor. O ona aktarıyor. Böylece beynimizde bu kimyasallar gezmeye başlıyor. Biz de nasıl hissedeceksek öyle hissetmeye başlıyoruz. Şurada bu boşluk, iki dendrit arasında boşluk var. Buna sinaps deniliyor. Üretilen hormonlar şurada dendritin ucunda üretiliyordu. Boşluğa dökülüyor ve diğer dendritin ucunda reseptör var. O bunu alıyor ve kendisi de diğer nörona iletmek üzere yolculuğuna devam ediyor. Eğer bir dakika mutlu olacaksam bir dakika boyunca onlar geziyor beynimde. 10 dakika korkacaksam 10 dakika korkuyu hissettirecek adrenalin
mesajları dolaşıyor beynimde. Hem elektrik akımıyla hem kimyasallarla. Beynin çalışması bu. Evet. Şimdi nöronun altındaki, yani en altında, nöronun en altındaki molekülleri katı değildir. Zerrecik görünüşünde gruplaşmış görünmez enerji paketleridir. Zaten her şey fotondan oluşuyor. Bu enerji paketleri sadece kuantum seviyesinde yaşayabilirler. Dedik ya, bu madde aleminde kuantum dünyaya ait şeyleri göremiyoruz, elleyemiyoruz, koklayamıyoruz. Onların yaşam alanı burası değil. Onların yaşam alanı kuantum realite. Ve her birimizin hücrelerinin en altında olan o kuarklar, kuantalar, fotonlar kuantum düzeyde de biz yaşıyoruz. Işık olarak. Madde aleminde aynı kişiyiz. Bizim diğer tarafımız, yani gövdemiz meyvaysak madde aleminde, gövdemizde kuantum alanda. Gövdemiz ışık şeklinde, foton şeklinde. Ve o yüzden beyin hücrelerimizin gövdesi de kuantum alanda enerji paketleri şeklinde ve sadece kuantum seviyesinde yaşayabilir. Daha derine, asıl seviyeye ilerlerler. Yani nereye? Sanal realiteye. Sanal realiteye ilerleyen her şey orada kalıplar erir. Artık form yok. Sanal realiteyi konuşmuştuk ya, hiçbir form yok. Enerji önce titreşimlere, yani burada elektrik olarak atlıyordu ya, bunlar enerjiydi. Kuantum alana girdiği zaman bunu nasıl göreceğiz? Titreşim olarak göreceğiz. En alt boyuta indiği zaman nasıl görülecek? Hiçbir şey. Ve sonra da hiçbir şeye doğru yok olur. Bunu Upanishad'larda o kadar güzel anlatıyorlar ki, orada usta diyor ki çırağına, yani mürşit ilişkisinde, çekirdeği al kır diyor, kayısı çekirdeğini alıp kırıyor. İçinden öz çıkıyor. Özü de kırdığı zaman içinden boşluk çıkıyor. İşte diyor, bütün bu kayısı veya neyse o, bu boşluğun içerisinden doğdu. Herhalde anlatabildik değil mi? Madde aleminde nöron olarak gözüküyor. Enerji bu dünyaya ait bir şey, elektrik bu dünyaya ait bir şey. Ama titreşim düzeyine geçtiği zaman kuantum dünyasına ait. Oradan da daha derine gidip eridiği zaman form yok, şekil yok, hiçlik var. Ve beyin nasıl çalışıyor? Tıpkı bir radyo gibi hafızayı başka bir yerden alıyor. Bir sürü bilim adamı çalışmalar yapmış, beyinde hafızanın yerini bulamamışlar. Şimdi diyeceksin ki, bak işte beyin travması geçirdi, başını bir yere çarptı, kanama geçirdi, fırça attı. İşte şey, konuşmayı unuttu, kim olduğunu hatırlamıyor, hafızasını unuttu diyoruz ya. Beyinin radyo olduğunu düşündüğünde o alıcı bölgesi hasar görüyor. Alıcı bölgesi hasar gördüğü için biriken neredeyse bu hafıza oradan yayın yapamıyor, aktaramıyor. Şimdi kuantum beyin diye bir iddialar var, artık son dönemlerde çok konuşuluyor. Ne demek bu? Beyin nehrin aşağısından, işte o hiçlikten başlıyor. Sanal realiteden başlıyor. Kuantum seviyesine doğru akıyor. Ve oradan da nöronlarımızın dalları ve gövdesi arasında elektrik kıvılcımları olarak kendini gösteriyor. O zaman ilham, vahiy, sezgi, sanatçının aldığı, değil mi, o
mimarına, mesela Mısır piramitleri, Michelangelo'nun eseri, Beethoven'ın eseri, Dede Efendi'nin eseri veya Mevlana'nın Mesnevisi ve kutsal kitaplar. Nasıl ortaya çıkıyor? Herhalde anlamaya başladım. O zaman hakikat kimin beynine ulaşıyorsa, onun beyninin yapısından, yaşadığı toplumdan, konuştuğu dilden ve kültürden bağımsız değil. Şimdi önde gelen Kanadalı beyin cerrahı olan Wilder Penfield diye birisi var. Buna kafayı çok takıyor. Hafıza nerede? Zihin nerede? Ve yaptığı birçok beyin ameliyatının ardından zihin ve beynin aynı şey olmadığı sonucuna varıyor. Şimdi bununla ilgili birkaç tane farkındalık uyandıracak sorular veyahut da cümlelerimiz var. Daha iyi anlayalım diye. Bana adımı sorduğunuzda serebral korteksimde meydana gelen bir dizi hareketin ardından size cevabı veririm. Evet, beynimde elektrikler çakar şu paylaşımı. Böyle sinapslar arasında mesajlar iletilir. Yani tezahürü beynimde olur. Fakat ismimi bilmem için görünürde hiçbir hareket yapmam gerekmez. Ben burada çok sabit bir şekilde dururum. Beynimde bütün bu eylemler olur. Ve siz bana adımı sorduğunuzda ben cevap veririm. Markette vanilyalı mı yoksa çikolatalı mı dondurma alsam diye düşünüyorum. Hangisini seçsem diye düşünürken beynim çalışıyor. Fakat seçenek A ile B arasında bir karar veren kişi beyinde değildir. Siz ve ben birbirinin aynı ikizleriz ve bir Picasso tablosuna bakıyoruz. Ben tabloyu beğendiğimi söylüyorum, siz ise beğenmediğinizi. Fikirlerimizi bize ifade ettiren bir beyin faaliyeti. Yani ses tellerim, konuşmam, kelimeleri kullanmam, bunu düşünmem beynimin faaliyeti. Fakat bu tablodan aldığım haz, tat beynin içerisinde değil. Uçaktayım ve indiğimizde vereceğim konferansta dinleyicilerime anlatacaklarım konusunda endişeli bir şekilde oturuyorum. Derken uyuyakalıyorum. Uyandığımdaysa dinleyicilerime ne anlatacağımı artık kesinlikle biliyorum. Uyurken bilinçli bir şekilde düşünemeyeceğimden, endişeli bekleyişten, kesinliğe doğru olan bu geçiş ölçülebilir bir beyin faaliyeti değildir. Uyuyordum, uyandım. Nereden geldi bu fikir? Tıpkı büyük taarruzda o aziz Mustafa Kemal Atatürk'ün başını taşa koyup uyuyup uyandığında ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir dediği gibi. Salonda oturmuş kitap okurken aniden bir arkadaşınızın adı geliyor aklınıza. Tam o sırada telefon çalıyor ve arkadaşınız telefonda. İsminin aklınıza gelmesi bir beyin faaliyetidir. Fakat böyle bir zamanlamayı hiçbir beyin faaliyeti yapamaz. Gittiğiniz partide bir yabancıya rastladınız ve kısa bir an için onun evleneceğiniz kişi olduğunu düşündünüz. Zaman geçti ve o kişiyle evlendiniz. Evlendikten sonra da o kişiyle konuştuğunuzda onun da aynı hislere sahip olduğunu ve aynı şeyi hissetmiş olduğunu açıkladığını görürsünüz. Beyin sizi birbiriniz için doğru kişi yapan hormonsal çekimi ve hatta zihinsel ve duygusal yakınlaşmalara sebep olabilir. Hormonlar salgılanır, değil mi? Yani aşkın şeyi diyorlar ya, nörobilimi. Ama böyle ani bir kesinliğe yol açamaz. Bunları hisseden kim, bilen kim, tadan kim, sezgiyi alan kim? Ve sonra diyor ki, yani düşünüyor bu kişi, hafıza nerede, zihin nerede? John Eccles da bunun üzerine diyor ki, sezgi nerede? Yaratıcılık,
kavrayış, hayal gücü, anlayış, azim, kurnazlık, kıskançlık, nefret, arzu, karar veya ruh beynin hangi bölümünde? Ve birçok gözleme arasında Penfield beynin uykuda bile hafızayı sakladığını fark etmiş. Hastalar şiddetli geçirdikleri bir komadan çıktıklarında bile kendi geçmişlerini ve ana dillerini hatırlıyorlarmış. Derin anestezi altında ameliyat olan hastaların %1'i ameliyat sırasında doktorların kendilerine neler söylediğini duyabildiğini, hatta ameliyat sırasında olup bitenlerin ayrıntılarını hatırlayabildiklerini belirtmektedir. Bu çalışmalarla bunlar ortaya çıkınca artık ameliyathanelerde ve koma halindeki bireylerin yanında konuşmak resmen yasaklandı. Çünkü diyelim ki çok kötü bir tabloyla karşılaştı doktor ameliyat sırasında, eyvah dedi, hiç yaşama şansı yok. Ve bu kişi ameliyattan çıktı. Ya bu konuşmayı hatırladığını da söylüyor ve sonra hızla ölüme doğru gidiyor. Ve hatta bazen bilinçli bir şekilde ameliyat sırasında komaya girmiş kişinin yanına girildiğinde çok pozitif, olumlu cümleler konuşuluyor. İnşallah biz bu seviyeye ulaşacağız. Ve Penfield dedi ki zihnin kendi enerji kaynağı var. Evet. Beyin 4 dakikaya kadar olan, eğer vücut soğuksa daha da uzun süre, oksijensizlikte bütün zihinsel fonksiyonlarını yerine getirebilir. Yokluk süresince beynin mekanizması kapalıdır. Yani oksijen yokluğu süresince beynin mekanizması kapalıdır. Ve bu travmadan çıktıktan sonra beynin hatırlaması normal koşullarda imkansız. Çünkü beyin mekanizması kapalı. Ve bunun üzerine Penfield diyor ki tecrübeleri yaşayan zihin bunu kaydeden beyindir sonucuna ulaşıyor. Bu çok önemli. Tecrübeleri yaşayan zihin bunu kaydeden beyin. Ve zihinler kendi özümüze doğru yaptığımız yolculukta, yuvamıza kavuşmakta, Tanrı tecrübesini yaşamamızda çok önemli bir araçtır. Aynı zamanda zihin dünyayı bizim için yorumlar ve anlam verir. Depresyondaki bir kişinin Tahiti'de batan güneş ışığını yorumlamasıyla depresyonda olmayan veya aşık bir kişinin ona baktığı zaman hissedişleri ve yorumları aynı değil. Depresyondaki kişi bunu hüznünün yansıması olarak görürken diğeri ise neşe, mutluluk, keyif olarak algılar. Penfield'ın dediği gibi beyin gün batımını kaydeder ancak sadece onu, zihni yaşar. Yani Tanrı'yı ararken doğum, hayatın anlamı, ölüm, ölümden sonraki yaşam, cennet, cehennem, iyi nedir, kötü nedir, tüm bunları anlamak için zihne ihtiyacımız var. Eğer zihin sorunluysa veya arındırılmamışsa Tanrı'ya tekrar yapılan yolculuk, yani evimize, yuvamıza yapacağımız yolculuk başarıyla gerçekleştirilemez. O yüzden bütün dinlerde uyuşturucu ve sarhoş edici maddeler hiçbir dinde hoş görülmemiş. Diyeceksin ki kilisede, vaftizde veyahut da o ayinde şarap ve ekmek, ya o anda alıp da sarhoş olmuyorlar. Sembolik anlamı var.
zihin beyin bağlantısında pek çok faktör rol oynuyor. Fizyoloji ve psikoloji konusunda uzman bir araştırmacı olan Valerie Hunt 1989'da Sınırsız Zihin isimli kitabında önemli bağlantılar kurmuş. EEG çekimleri sırasında bazı belirgin beyin dalgaları keşfediyor ve bu beyin dalgalarının daha üst ruhsal deneyim gerçekleştiren kişilere ait olduğunu fark ediyor. Ve şunu da fark ediyor, bazı insanların bu konuya çok kapalı olduğunu, bu deneyim alanına girmek istemediğini, reddettiğini. Bunun nedeni bazen korku olabilir, bilinmeyen alana girmek istemiyor. Veya dünyaya o kadar bağlı ki kendini henüz hazır hissetmiyor. Veya böyle bir deneyimi herhangi bir nedenden dolayı yaşayabilir ama hayatının hiç değişmeden kaldığı yerden devam edebilir. Ve bu yani deneyimleri ateist de yaşayabilir. Ama önemsemez, geçer gider. İlla dindar bir insanın yaşayacağı anlamına gelmiyor. Ya zaten LSD maddesini kullanarak yaşayabilir. Güney Amerika'da bir takım şeyler hazırlanıyor. İçiyorlar. Kızılderililer peyote adlı bir mantar kullanıyor. Bunlar beynin işte şeyin dalgalarını değiştirdiği için o sırada farklı mistik deneyimler yaşanabiliyor. Veya illa bunları kullanmasına gerek yok. Çok yoğun bir aşk duygusu yaşar. Ne bileyim çocuğu olur, onun doğumuna çok sevinir. Veya çok yoğun bir acı yaşar, ayrılık acısı, ölüm acısı. Bunlar da bu deneyime götürebilir kişiye. Yani yoğun duygular. Ama kişinin hayatı değişmeyebilir. Tekrar reddedebilir. Bir anlık bir duygu olarak kabul edebilir bunu. Ve bu yargılar, hazır olmama, inançlar yuvaya yolculuğumuzda en büyük engel. İnanç inanılmaz derecede bir güce sahip. Beyni öyle derinden mühürler ki yaşanan en etkileyici olaylar inandığı gerçekleri değiştiremez. Bu ateist için de böyledir. Aşırı radikal dinci gruplar için böyledir. Materyalistler için öyledir. Niye yani niye inanıyorsan bir ideoloji de olabilir bu. Ve aslında bu dünyaya doğduk ve büyüdükten sonra hepimiz maddesel dünyanın gerçek olduğunu inanmaya başlıyoruz. İlk önce burası bize birinci ev oluyor, tanıdık oluyor ve bu inançta insanoğlunun hapishanesi oluyor. Maddeye bu kadar hapsolmak ve bilinmeyen yere doğru yolculuğun önündeki en büyük perde oluyor. Bugüne kadar azizler, bilgeler ve rişiler içerisinden çok az insan inanç sistemlerinde radikal bir değişikliğe gidebildi. Bakın, yani iyi bir Müslüman olmanız, iyi bir Hristiyan olmanız, iyi bir Budist olmanız, iyi bir Hindu olmanız veya ateist olmanız bu deneyimi yaşayacağınız anlamına gelmiyor. Bazen inançlarınız madde dünyasına olan düşkünlüğümüz illa bu mal hırsı falan da değil. Şey, yoga yapıyorum. Meditasyon yapıyorum. Namaz kılıyorum. Oruç tutuyorum. Oh vicdanım rahat. Bir rahatlama, bir gevşeme, bir sakinleşme geldi. Tamam. Yuvaya yolculuk nerede? Sadece bedenini gerçek algılamak, bedeninin ihtiyaçlarına odaklanmak, bu beden üzerinden ibadetleri algılamak ve yerine getirmek. Hala maddedesin. Şu çok önemli. Kuantum dünyasında inanç gerçeği yaratır.
kurban olduğuna inanıyorsan sürekli aynı olaylarla karşılaşacaksın. Kuantum dünyada çünkü düşüncelerin orayı döllüyor, duaların. Ve neye inanıyorsan, madde alemine çok inanıyorsan, maddeye çok düşkünlüğün varsa, istersen bütün dini ibadetlerini dört dörtlük yerine getir, sen bu hapishanenin içindesin. Ve bunun da ötesinde madem inanç gerçeği yaratıyor, şu insanlığın yarattığı dünyaya bak. Her doğan çocuğun getirdiği beyin 0 kilometre eğer arızalı hasta değilse ve bir kişi Gandhi, Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana, peygamberler dünyayı değiştirdiler değil mi? Çünkü oraya ne kadar kök salarlarsa sanal realiteyi dünyanın gerçekliğini de değiştirebilirsin. Nasıl algılanacağını. Bu çok önemli. O yüzden zihin sağlığın, beyin sağlığın, düşüncelerin hem kendin için hem bu insanlık için çok kıymetli. Bizim gerçek evimiz ışık ve gerçek rolümüz ise sanal seviyede yer alan sonsuz olasılıktan sınırsızca yaratmaktır. Nasıl bir dünya yaratacağız? Hepimizin sorumluluğu var. İyi bir Türkiye, mutlu bir Türk halkı, sosyal adaletin olduğu, hukukun üstünlüğünün olduğu, insanca ilişkilerin kurulduğu, saygı dolu, sevgi dolu ilişkilerin kurulduğu bir Türkiye ve bir dünya. Bunu yaratalım. Buna talip olalım. İşte bu dersleri sırf bunun için çekiyorum. Bu kadar yoğunluğumun arasında. O yüzden de diyorum ki bunları paylaşın. Bu bilgileri aktarın, bu videoları ulaştırın ulaştırabildiğiniz yere kadar. Hiçbir yerde bulan hangi ilahiyatçı size bunu anlatacak? Hangi psikolog anlatacak? Herkes işte nasıl zengin olurum, nasıl sevdiğime ulaşırım, kuantumu bile böyle kullanıyor. Cüzdanını nasıl doldurursun? İstediğin arabaya nasıl ulaşırsın? İstediğin iş teklifini nasıl alırsın? İçler acısı yani. Bu bilgiler oraya heba oluyor. İşte neyse emare. Ben de diyorum ki gelin beraber hem kendi bireysel dünyamızı yaratalım. Sağlık, mutluluk, refah, bolluk ama aynı zamanda Türkiye'mizi ve daha da geniş bir halka da dünyamızı şu beynimizin oradaki köklerini hatırlayıp buraya getirelim düşüncelerimizle, dualarımızla. Bir daha söylüyorum, bizim gerçek evimiz ışık ve gerçek rolümüz ise sanal seviyede yer alan sonsuz olasılıktan sınırsızca yaratmaktır. Yeni bir sen en üst versiyonunu yarat. O ışık formuna, oradaki hallerine en yakın, mutlu, barışçıl, yaratıcı, sevgi dolu, şefkatli, merhametli vesaire. Ve bir ikincisi, böyle bir yaşadığın ülke, nerede yaşıyorsan, ben Türkiye'de yaşadığım için ve ülkem zor zamanlardan geçtiği için bu yaratımı kendi ülkem için ve dünya hepimizin yuvası olduğu için, dünyamız için gelin birlikte yaratalım. Bir dahaki derste görüşmek üzere.